Karşıtı, tersi ve karşıt tersi. İngilizceleri sırasıyla converse, inverse, kontrapozitif. Bu videomuzda ise bağlacı ile ilgili üç önemli kavramı, karşıtı, tersi ve karşıt tersinin ne olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle ise bağlacı ile oluşturulmuş bir bileşik önerme yazalım. T ise Q. Bu üç kavram aslında oldukça basit kavramlardır. Ama bunların nerede ve niçin önemli olduklarını bu videomuzda konuşacağız. Bir de ne olduklarını konuşacağız. Öncelikle karşıtına girelim. Karşıtı bize P ise Q verilip de bunun karşıtının ne olduğu sorulursa P ile Q önermeleri yer değiştirir. Q ise P'ye, P ise Q önermesinin karşıtı denir. Önermeler yer değiştirir. Önermeler yer değiştirir. Bu kavramın kendisini bilmemiz dışında bizim açımızdan ileride önemli bir özellik olmayacak. Buradaki en önemli özellik karşıt tersidir, yani kontrapozitif. Tersine gelecek olursak, ters ile olumsuzu asla karıştırmamalıyız. Bu önermenin olumsuzu dediğimizde bunun olumsuzunu alabilmek için önce veya'ya çevirmemiz gerekir, ardından olumsuzu alabiliriz. İseli önermelerin ise varken olumsuzları alınamaz. Tersi kavramı başka bir şeydir. Tersi kavramı ise iki önermenin de olumsuzlarının alınmasıyla oluşan yeni iseli önermedir. P'nin değili ise Q'nun değili. Sakın ola ki bu önermenin olumsuzu olduğu gibi bir fikre kapılmayalım. Bu kavram tersi kavramıdır. Burada iki önermenin de olumsuzu alınır. İki önermenin de olumsuzu alınır. Karşıt tersine geldiğimizde, bu da bizim açımızdan ileride çok önemli değildir. Dediğim gibi en önemli olan ispatta kullanacağımız karşıt tersidir, kontrapozitif. Karşıt tersi, buradaki iki önerme hem yer değiştirirler hem de olumsuzları alınır. Q'nun değili ise P'nin değili. İki önerme hem yer değiştirir hem yer değiştirir hem de olumsuzları alınır. Buradaki karşıt tersi kavramının önemi şudur. Ki bunu az sonra aşağıda göstereceğiz. Karşıt tersi ile oluşturulmuş önermenin doğruluk değeriyle P ise Q'nun doğruluk değeri aynıdır. İleride ispat yaparken P ise Q'yu ispat etmekte zorlandığımızda bunun kontrapozitifi olan bunu yazıp yani karşıt tersini yazıp bunu ispatlamayı deneyerek ispat yapma tekniği vardır. İkisinin doğruluk değerleri aynı olduğu için her zaman bu karşıt tersini ispatlamak aynı zamanda bunu ispatlamak demek olur. Bu nedenle ileride bu kullanılacağı için bu kavramlar burada öğretilir ve hedefte karşıt tersi vardır. Bununla ilgili düşünceler vardır. Şimdi bir cümle üzerinden bu üçünü yapacak olursak, bir de sınavlarda karşımıza bir cümle verir. Bunun karşıtı, tersi, karşıt tersi nedir diye sorar. Ne yazalım? Bugün günlerden cumartesi ise yarın pazardır. İse ile oluşturulmuş bir bileşik önerme.
Bunun karşıtı. Bu ikisi yer değiştirecek. Yarın pazar ise bugün cumartesidir. İki önermenin yerlerini değiştirdik. Devam edelim. Bir de tersi kavramını inceleyelim. Tersi. Bizim karşımıza gelecek cümlelerde bir kere bunları yazabilmeyi başarmamız lazım. İkisinin de olumsuz da alınacak. Bugün günlerden cumartesi değil ise yarın pazar değildir. Şimdi geliyoruz karşıt dersine. Karşıt dersinde bu iki önerme hem yer değiştirecek hem de olumsuzlar alacak. Yarın pazar değil ise bugün cumartesi değildir. Burada sanki üçü de bu önermeyle aynı şeyi söylüyormuş gibi karşımıza geldi. Ama P ise Q'da mesela bugün günlerden cumartesi doğruysa yarın pazarın da doğru olduğu açıktır. Ama buradaki yanlış, buradaki doğru olduğunda karşıtı ve tersi kavramları bununla aynı sonuçları üretmeyebilir. Ama karşıt tersi her zaman P ise Q önermesiyle aynı sonuçları üretir. İleride artık bu kavramlarla ilgili konuşacağımız bilgiler bitti ama ileride karşıt tersiyle ispat yapacağız. Ve bu ispatı kullanabilmemizin temelinde P ise Q önermesiyle bunun karşıt tersi olan Q'nun değili ise P'nin değili önermesinin sürekli aynı sonuçları üretebilmesi yatmaktadır. Bunların her zaman birbiriyle her koşulda aynı sonuçları ürettiğini incelemekte fayda var. Bir bunu incelemenin yolu da doğruluk tablosu olacak. P, Q, P ise Q. Bunu burada inceleyelim. Diğeri P, Q, P'nin değili, Q'nun değili, Q'nun değili ise P'nin değil. Bir bir sıfır sıfır bir sıfır bir sıfır. Bir ise bir bir. Bir ise sıfır sadece sıfır verir. Sıfır ise bir bir. Sıfır ise sıfır bir. P ise Q budur. Bir bir sıfır sıfır. Bir sıfır bir sıfır. Aynı önermeler giriyor. P'nin olumsuzu sıfır sıfır bir bir. Q'nun olumsuzu sıfır bir sıfır bir. Q'nun değili ise P'nin değili. 0 ise 0 1'dir. 1 ise 0 0'dır. 0 ise 1 1'dir. 1 ise 1 1'dir. Görüleceği üzere P ise Q'nun sonuçlarıyla karşıt tersi olan Q'nun değili ise P'nin değili aynı sonuçları üretir. Bu nedenle ileride P ise Q'yu ispatlamak için bunun kendisi bu haldeyken ispatlamak bazı durumlarda zor olacak. Karşıt tersi olan Q'nun değili ise P'nin değili iyi ispatlamak yeterlidir.
Bu şekilde iki bileşik önermenin sonuçlarının aynı çıkması İngilizce logically equivalent demektir. Mantıksal olarak eşdeğer diye çevirebiliriz. Mantıksal olarak eşdeğer. Şimdi Türkçesini hatırlayamadım. Türkçesine bakıp bu kavramı özel bir ayrı video yapacağız zaten. Logically equivalent kavramı önemlidir. Bize iki tane önerme verip de bunlar birbiriyle mantıksal olarak denk veya eşit. Mantıksal olarak denk diyelim. Eşit kavramı çok doğru değil. Mantıksal olarak denk midir diye sorduğu zaman bunların doğruluk tabloları yapılıp sonuçları aynı çıkıyor mu diye bakılır. Bu bize sınavlarda gelmesi oldukça yüksek ihtimalde bir sorudur. İngilizce görenler bu kelimeye oldukça dikkat etsinler. Bu iki bileşik önermenin logically equivalent olması için doğruluk tablolarında bütün ihtimallerin birbiriyle aynı olması gerekir. Şimdilik bunu mantıksal olarak denk olarak çevirdim ama Türkçesine bakacağım ne olduğunu. Tam olarak doğru bir Türkçesiyle ilerleyeceğim. Bu videomuzu noktalarken üç kavramımızı kısaca tekrar edip öylece bitirelim. Neden? Karşıt tersinin de önemli olduğunu burada göstermiş olduk. P ise Q gibi bir önermenin karşıtı iki önerme yer değiştirir. Tersi ikisinin de olumsuzu alınır. Karşıt tersi ise hem yer değiştirirler hem de olumsuzlar alınır. Bilmemiz gereken ham bilgi budur. Ve P ise Q ile Q'nun değili ise P'nin değili her zaman aynı sonuçları üretir. Mantıksal olarak birbirlerine denktirler. Bunun bilincinde olmalıyız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.